mutlak getirili fon MGH. Evet. O da Mesela gelen MGH. sorular arasında vardı. Evet, Bu MGH çok fonun arbitraj fonundan farkı nedir? Niye buna arbitraj ismi geçmiyor isminde? Aynı şeyi bu yapıyorlar. fon bu fonda da bir kısım ağırlıklı olarak arbitraj yapıyor. Yani spotla vadeli arasındaki farktan şey yapıyor. Bir de burada mutlak getiride bir de ekstra olarak kendi tuttuğu hisselerle endeks arasındaki farktan da getiri yaratabiliyor. Yani kendi seçtiği hisseler var, bir de endeksi var. O endeksin performansı ve bu portföy yönetim şirketinin seçtiği hisselerin o endekse göre relatif performansına göre de artı veya eksi getiri yaratabiliyor. Dolayısıyla bunun içerisinde belli hisse seçimleri de var. Yani hem spot vadeli arasındaki farktan faydalanıyor hem de hisse seçiminde sağlıyor. Hisse seçiminden dolayı artı veya eksi getiri sağlayabiliyor. İlk çıktığı zaman da hatırla 12 milyara kadar hızlıca yükseldi. 200 milyondan 12 milyara kadar yükseldi. Çok iyi de bir performans gösterdi. Son dönemde birazcık daha geri planda kaldı. O yüzden çıkış görüyoruz. Dolayısıyla söylemek istediğim bu fon kötü bir fon değil, iyi bir fon ve önümüzdeki dönemde yukarıda gidecektir mutlaka şey olarak baktığında. Yani o mutlak getiri mantığında mutlaka onu sağlayacaktır. Veya bunun benzeri HSBC Portföy'ün HMG fonu var. Bu iki fon da aslında iyi fonlar ve dönem dönem de mevduatın altında kalabilir diye söylemek istiyorum. O yüzden bu fonlara bakarken birazcık daha vadeyi uzatmak gerekiyor. Yani 3 aylık bakmak, 6 aylık bakmakta fayda var. Bu fonda da son bir ay getirisi 1,88. İşte mutlak getiri ama mevduatın altında kalma olasılığı var. O yüzden para piyasası fonlarıyla mutlak getiri veya arbitraj fonlarını lütfen karşılaştırmayın. Aynı Aynı kefeye kefeye koymayın. koymayalım. Evet, çok güzel söyledin.